Evet. Şey biraz daha. Arkadan. Ben memleket Hollanda ama yürüyerek İspanya'da. Burada. Kaç kilometre yaptınız yürüyerek? 8000. Ne zaman? Ne zamandan İspanya'dan bu Türkiye'ye? 3 yıl 3 ay. Çok çok beğendim. Doğal, dağ, çok insanlar, başka farklı kültür, her şey. Medeniyet. Medeniyet. Çok sevdim. Bisiklet seviyorum. Bisiklet çok yürüyerek çok yavaş, çok çok kolay. Ah merhaba, nasılsın? Konuşma birazcık. Doğal yolu, dağ yolu, bisiklet değil, bisiklet yok. Şimdi Konya, sonra Nevşehir, Kapadokya, Gaziantep, İran'da. İran'dan sonra? Pakistan, Hindistan. Hindistan yürüyerek finish bitti. Normal işim beraber yürüyerek. Ben 1,5 ay tek. Sonra ben seyahat, o seyahat Arnavutluk beraber. 2 yıl seyahat beraber. Ama şimdi işim 2 hafta Romanya'da. 1 hafta sonra Konya'da tekrar beraber. Bulgaristan. So, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Mula, Fethiye, Antalya. Yok, sadece yürüyerek. Otostop? Yok, hep ayağım. So, Fethiye, Antalya, Likya yolu, sonra Antalya, Erdir, Azizpol yolu, yürüyüş yolu. Ama şimdi burada Konya, otoyolu, yürüyüş yolu. Çadır or Musafi or bu akşam burada. 3 yıl 3 ay para yok. Ben önce restoran şef. İşim muhasebeci. Çok güzel. Beğendim. Şimdi cami gidiyorum. Sonra Konya'da. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi tabii bağlı olduğumuz siteye ve yorumlara okudukça insanlar burada bir bisiklet evinin olduğunu biliyor. Tabii ki bu yürüyüşçü arkadaşımız da bizi bu şekilde buldu ve burada konaklayabileceğini düşündü. Biz de trekking grubu olarak ağırlarız dedik. Hem yemeğini yedirdik hem konaklamasını sağladık. Çok yürüdüğü için bizim de tabii ilgimizi çekti ve hiç arabaya binmeyişi, hiç otostop çekmeyişi ve devamlı yürüdüğü için bizim de ilgimizi çekti. Yardımcı olduk, kaldı. Şimdi de Konya'ya kadar yürüyecek. Bu tür yürüyüşçüler günlük 20-25 kilometre arası yürüyebilirler. Çünkü çantası çok ağır. Yaklaşık 40 kiloluk çantası var. Ama buna rağmen yürüyor, dinlenerek gidiyor ve kamp yaparak gidiyor. İlgimizi çeken çantasının çok ağırlığıydı. Yani biz yürüyüşlerde bu tecrübeyi tabii ki biliyoruz. Yokuş çıkarken özellikle çanta iyice ağırlaşır. Ama bu çantası çok farklı ve çok ağır. Yaklaşık 40 kilo. Ve devamlı yürüyor olması bizim ilgimizi çekiyor. Hiç araca binmeyişi, Türkiye'nin insanlarını tanıyışı ve her insanın onu misafir etmesi çok hoşuna gitmiş. Yolda geçerken işte meyve veriyorlarmış, yemek veriyorlarmış, karnını doyuruyorlarmış. Hani yolda giderken Türk insanı çok sahip çıkmış.